Merhabalar Business Channel Türkiye izleyicileri, bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmında değerli konuğumuz İstanbul'dan geliyor. Yazılım uzmanımız Salih Candan konuğumuz. Dilerseniz kendisine öncelikle bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız bulduk. Salih Bey? Teşekkür ederim. İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de tanıyabilir miyiz sizleri? Tabii. Ben Salih Candan, yazılım uzmanı olarak mesleğim olarak devam ediyorum. Blackpars firmasında kurdum ve güzel bir ekiple şu anda devam ediyoruz. Aslen Erzurumluyum ama bak ben yaklaşık bir 30 sene, 32 seneye kadar İstanbul'da ikamet ediyoruz. Sektörel olarak ilk başta başladığım benzin istasyonu markette başladım ben yazılıma. Sonradan heves ederek yaklaşık bir 10-12 yıldan beri de çok keyifli ve zevkli bir şekilde bu mesleği devam ettiriyorum. Yazılım sektörünü tercih etmenizin bir hikayesi var mıydı? Şimdi ben normalde okulları hep böyle diğer insanlar biraz daha farklı okumuş oldum. İlkokuldan sonra üniversiteyi bitirip hatta yüksek lisans yapana kadar herhangi bir hocanın karşısına geçerek bir okulda okumadım. Hep dışarıdan okudum. Bu süreçlerde çalışarak devam ettim. Mesela ilkokul zamanında 3 ve 4. sınıflarda bile okuldan geldikten sonra ayakkabı boyacılığı yaptım. Sonrasında işte okulları dışarıdan bitirdim. Bu arada benzin istasyonunda çalışıyordum markette. Marketteki işte bilgisayar direkt dikkatimi çok çekiyordu. Hatta biz yurtta mesela kursta okudum. Kursta okuduğum zaman oraya gelen mesela Türk Hava Yolları'nın şeyi vardı. Bilgisayarlar değişmiş eski bozuk monitörleri toplayarak işte orada onları yaptırarak veya işte pazar günleri Topkapı'ya gidip oradaki bit pazarında ürünler toplayarak kendi bilgisayarlarımı oluşturmaya çalıştım. Belirli bir aşamaya geldikten sonra artık bu sizi bir hobi olarak gelişti. Benzin istasyonunda ise artık cidden merak ettim. Bu hani nasıl oluyor? Tamam programlar kuruyoruz. Windows 98'leri kuruyoruz, kullanıyoruz ama bu nasıl oluyor diye merak ederek kurslara yazıldım. Sonra da gerçekten güzel bir insanlarla, hocalarla karşılaştım ki ben eğitimi bitirdikten sonra, yazılım eğitimi bitirdikten sonra kurstaki yazılım eğitmenli hocamızın sayesinde o kursa eğitim vermeye başladım. Ne güzel. Sonra oradaki arkadaşlar kendimiz bir firma kurduk Skysoft diye. Sonra onu kapatmak zorunda kaldık. Yürümedi. Sonradan kendim işte başka firmalara girerek, askerlik vesaire diyerek başka firmalarla devam ettim. En sonunda dedim artık benim bir şeyler yapmam lazım. Ve kafamda farklı bir konsept olarak Blackpars'ı tasarladım. Sonra şu anda devam ediyoruz. Önce bir merakla sanırım başlanmış bir yolculuk. Kesinlikle. Bilgiyle, tecrübeyle, bugün ve ileriye dönük aslında her şeyde bir yazılım var. Kim bilir daha da neler olacak ki sizler daha işin içinde olduğunuz için aslında biliyorsunuz, tahmin edebiliyorsunuzdur. Ucu bucağı yok artık hakikaten bu noktada. Kesinlikle. Önceden şöyle bir şey vardı. Yazılımda ilk zamanlarında programlama dilleri bize neyi gösterebiliyorsa, neyi imkan veriyorsa biz onları yapabiliyorduk. Fakat şu anda gelinen teknoloji seviyesinde artık bir insan neyi hayal edebiliyorsa onun kodunu yazabiliyorsunuz. Onu artık hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Kesinlikle. Yani artık sınır diye bir şey yok programlamada. Yok. Onu yani şu andaki gelinen teknoloji her gördüğünüz bir yüzeyi bir teknolojik araç olarak, her kullanmış olduğunuz hareketi bir programlamaya dahil ederek işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Hani iyi tarafın böyle iyi mi oluyor, kötü mü oluyor o tartışılır ama cidden teknoloji çok daha kolaylık hayatımız içerisine giriyor. Girdi, girmeye de devam edecek. Blackpars nedir, neler yapar? Şimdi Blackpars normal yazılım firması dışında şöyle bir konsepti var. Bir ofise bağlı olarak işte 4-5 tane veya 5-6 tane yazılımcıyı bir ofise toplayarak çalışmanın dışında hem personel yetiştirmek hem de öğrencilere destek olmak açısından şöyle bir konseptle çalışıyoruz. Türkiye'nin belirli yerlerinde yazılımcı veya bilgisayar programcılığı okuyan, bilgisayar mühendisliği okuyan veya bu işi heves eden öğrencilerle biz iletişime geçiyoruz. Hem biz onlara hem kendi bünyemiz içerisindeki işleri, belirli kısımları onlara gönderiyoruz. Onlar yapıp biz işi takip ederek hem onlara maddi bir imkan sağlıyoruz hem de projelerimizi daha hızlı ilerletebiliyoruz. Hem de o genç arkadaşların cidden çok güzel fikirleri oluyor. Mesela benim diyelim 5 dakikada
sürecek bir yazılımı arkadaşlar bir dakikada halledecek şekilde farklı fikirlerle yapabiliyorlar. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj gerçekleşiyor. Biz de şuna karar verdik. Büyük ofisler tutmak yerine ülkemize yapabildiğimiz kadarıyla öğrenci evlerine yazılım işi yapmak isteyen arkadaşlara ulaşıp onlardan hem iş veriyoruz, gerekirse iş ihtiyacı varsa kursa gönderme imkanı sağlıyoruz veya yapabildiği kadar yapıp bizden yaptığı işin karşılığını bedelini alıyor. Bu hem bizim için avantajlı oluyor hem de arkadaşlara faydamız oluyor. Black Parts'ın yani çalışım ekip olarak çalışma şeyi bu. Diğer türlü de genelde turizm sektörüne işte kurumsal firmaların özel ihtiyaçları doğrultusunda ve kendi çıkartmış olduğumuz paket ürünleri satarak ilerliyoruz. Harika. Black Parts'ın hikayesi nedir? Özel bir anlamı var mı? Var. Şöyle, ilk dediğim gibi her şey meraktan başladığı için Pars hayvanının bir özelliği var. Pars hayvanı gündüzleri çok fazla bir şey yapmaz, ihtiyaç duymazsa avlanmaz. Genelde gece avlanır. Ve avlanırken de çok iyi plan yapar. Ve gerekirse 3-4 saat hareketsiz bile kalabilen, avına odaklanabilen bir hayvan. Şimdi biz yazılımcılara biraz benzetiyorum. Çünkü biz de genelde gündüzden ziyade gece daha verimli çalışıyoruz. Kendimden çok iyi biliyorum. Gündüz hani boş şeylerle uğraşıp gece gelip herkes yattıktan sonra saatlerce çalışıp kod yazdım mı? Çoğu zaman en iyi projeleri, en büyük sorunları çözdüğüm şey gece oluyor. Pars hayvanına biraz bizi benzeştirdiğimiz için ve genelde gece hakim olduğu için bu işlere Black Pars diye devam ettik. Genelde yazılımcıların çoğusuna uyan bir şeydir. İsimdir. Evet. Harika. Çözüm ortaklığı olarak neler yapıyorsunuz peki? Biz Black Pars'a işlerimizi üçe ayırıyoruz. Birincisi kurumsal özel yazılımlar. Bu bizimle çalışmak isteyen firmaların hangi sektör olursa olsun ihtiyaçları doğrultusunda onlara yazılım üretiyoruz. Ve amacımız burada şudur. Eğer bizim yapmış olduğumuz yazılım firmanın genel işleyişi içerisinde %10 veya %15 fayda sağlıyorsa biz başarı olarak kabul ediyoruz. Ve bu şekilde firmalara yaklaşıyoruz. İkincisi bildiğimiz sektörlere bizim üretmiş olduğumuz çözümlerdir. Yani sektörün bu konuda ihtiyaçları olduğunu biliyoruz ve biz üretiyoruz. Bunlar da turizm projelerimiz. Mesela Sornos turizm yazılımımız var. Black Pars portal dediğimiz şirket intranet uygulamalarımız var. Bunun dışında sektörel bazı olarak e-ticaret sitelerimiz var. Üçüncüsü de kendi üretmiş olduğumuz paket programlar. İşte teknik servis yazılımı, e-ticaret yazılımı, bunun dışında işte klasik web site yapımı, mobil uygulamalar gibi işlemler gerçekleştiriyoruz. Tornus Turizm programımız nedir? Tornus Turizm programımız turizmi bir bütün olarak biz algılıyoruz. Mesela yurt dışından Türkiye'ye gelecek turistin incoming, Türkiye'den yurt dışına gidecek outgoing yapan firmalar veya şirket içerisinde kurumsal firmalara bilet, otel, rezervasyonu yaptıran firmaların tüm ihtiyaçlarını kapsayan, son kullanıcının yapmış olduğu rezervasyonu otele, tur transfer sağlayan alt firmaya veya bu operasyonu gerçekleştirecek ekibe bildiren, bunu çok düzgün bir şekilde işleyen ve bunun tüm uygulamalarında tamamıyla verimliliği elde etmeye çalışan bir programdır. Şu anda eski versiyonu Go dediğimiz bir program var. Şu anda hala aktif olarak ciddi büyük firmalar kullanıyor. Fakat bunun şu anda yeni bir projesini geliştiriyoruz. Tornos dediğimiz ve cidden hani turizm sektörüne hem acentaya hem otele hem de tur operatörlerine ve son kullanıcı olarak Türkiye'den veya dışarıdan gelen turistlerin işini kolaylaştıracak bir yazılım olacağını umuyoruz. Şu an şeyimiz bu. Go Discover Turkey projeniz nedir? O şöyle, Türkiye'yi tamamıyla tanıtmaya yönelik ve tanıtırken de bu Tornus programına ziyaretçi ve misafir turist kazandırmak istediğimiz bir yazılımdır. Şöyle düşünün, bugün hangi siteye girerseniz girin, Türkiye'nin içerisinde Hakkari'den tutun da veya diyelim hiç bilmeniz gitme, turistlerin çok gitmediği yerlerde şey yoktur. Çok fazla bilgi yoktur. Biz her bölgeyi,
Valiliklerle ve şeylerle, Kültür Bakanlığı'ndan bilgi temin ederek bunları sitede tanıtmak gibi bir niyetimiz var. Harika. Blackpars portal uygulamanız nedir? Blackpars portal uygulamamız şirket içi intranet uygulamasıdır. Bu da şirketler içerisinde yer alan işte giriş çıkışlar, personelin şirket içi duyuruları, personellerin kendileri arasında bir Facebook uygulaması gibi paylaşımda bulunmamaları, bir Skype tarzı ve WhatsApp gibi konuşabilmeleri, etkinliklerini duyurabilmeleri, bununla birlikte şirketin departmanlara özel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bir şeydir, intranet uygulamasıdır. Türkiye'de yazılım projelerinin başarı oranı nasıl sizce? Burada gerçekten çok ciddi manada bir kötü durumdayız. Türkiye'de yapılan yazılım projenin %70'i çöpe gidiyor. Çünkü doğru planlanmıyor. Çünkü mesela Türkiye üzerine baktığımız zaman yazılım başlanıyor. Çok iyi niyetlerle başlanıyor. Emek geliyor. Sonra bir bakıyorsunuz müşterinin istediğiyle yazılımcının yaptığı farklı oluyor. Biz de bunun için genel olarak hani çok fazla insanla çalıştığımız için Agile metodu dediğimiz bir metodu kullanarak ilerliyoruz. Ve çok ciddi manada faydasını gördük. İnşallah bundan sonra görmeye devam ederiz. İnşallah. Yazılımda zor olan kod yazmak mı? Yoksa hani analiz etmek mi? Şöyle, burada işte başarısız olmasının en büyük sebebi bu oluyor. Kod yazmak en kolayıdır. Hiç bilmeyen hiç bilmeyen bir insan bile internette veya başka yerlere girerek bu programı, kodları yazabilir. Ama önemli olan müşterinin ne istediğini analiz edebilmek. Müşteri elma istiyor ama yazılımcı tamam elma istediğini zannediyor ama bir bakıyorsunuz kalkmış armut olarak sunmuş. Önemli olan müşterinin tam olarak ne istediğini ve müşteriye faydası olacak şekilde analiz edip ve bunu süreçlere sokabilmek. Kodlama en son olacak şeydir. Kesinlikle. Hedefleriniz neler? Hedeflerimiz şu. Türkiye'de ciddi manada bir yetişkin, gerçekten program yazabilen, kod yazabilen bir personel sağlamak. Çünkü üniversitede bir mühendislik okuyor arkadaş veya yazılım mühendisliği okuyor veya kurslardan yazılım öğreniyor ama geldiği zaman içeriye geldiği zaman gerçekten sektör tecrübesi az oluyor. Çünkü öğrendiğiyle sektördeki birebir bağdaşmayabiliyor. İşte biz de şu andaki Blackpars olarak düşündüğümüz yapıda üniversiteyi okurken, yetiştirirken hem sektöre hazırlamak hem de sektöre bu insanları katmak. Şu andaki niyetimiz bu. Bizim amacımız yani her ticari bir işletme gibi belki kar olabilir ama kardan çok bir şeylere faydalı olabilmek. Ve hem bu personel olabilir, hem program olabilir, hem müşterilerimize faydalı olabilir. Şu andaki tek yani hedefimiz bu. Sektörü tercih etmek isteyen gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Tavsiyem şudur. Yazılıma girdiklerinde veya bu sektöre girdiklerinde kesinlikle ve kesinlikle vazgeçmesinler. Çünkü kolay bir şey değil. Çünkü ben gece saat 4.30'lara kadar uğraşıp hatalarla boğuştuğum günleri bilirim. En son dedim ya ben yapmıyorum deyip bırakıp 15 dakika sonra tekrar dönüp o sorunu çözdüğüm zaman mutluluğu gerçekten hiçbir şey değişmem. Onun için zor ama hiçbir zaman vazgeçmesinler. Sürekli kendilerini geliştirsinler. Eğer yazılımda bir yıl içerisinde çıkan teknolojiyi takip etmiyorsalar yani diyelim 2019'da 2018 bilgileriyle kalıyorsa bir yazılımcı kaybetmeye mahkumdur. Çok doğru. Çok haklısınız. Yenileyen, gelişen bir kesinlikle sektör. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Değerli konuğumuz, yazılım uzmanımız bizlerle de efendim Salih Can'dan. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.